Herkese selamlar dostlarım. Shibocoin düşüyor. Bu düşüşler devam edecek mi? Hani artık ne kadar düşecek? Bu Shibocoin artık ne halt yiyor biliyorum arkadaşlar. Üzgün durumdasınız. Moraliniz bozuk. Yani hodullara falan buradan zaten seslenmek istemiyorum. Biliyorum zaten hoduların ne kadar böyle milyoner olacağını, zaten ne kadar çok fazla kazanacağını biz de biliyoruz arkadaşlar. Ama bugün izin verin, Shibocoin artık neden fazla düşüyor? Bakın şurada mesela arkadaşlar bir 668 bandı vardı. Aynı şekilde kırmızı çizgi çizmiş ki arkadaşlar. Oradan bir düşüşü aldı arkadaşlar. Oradan destek noktasını aldı. Tekrardan bu şekilde devam edecek dostlarım. Yani bu düşüşler arkadaşlar devam edecek mi etmeyecek mi, şöyle söyleyecek olursam arkadaşlar, bütün altcoin'ler düşüyor. Dominasyon yüzünden bütün altcoin'ler düşüyor. Yani bir tek Shibocoin'i suçlamak gerekmiyor arkadaşlar burada. Birazdan nasıl yükselecek? Bu yükselişler devam edecek mi? Düşüşler devam edecek mi? En önemlisi de bu. Arkadaşlar düşüşler falan devam etmeyecek. Destek noktamızdan aldığımız gibi daha devam ediyoruz. Şimdi o destek noktasını aldık ya arkadaşlar. Yani şu anda arkadaşlar iki arada bir derede gidiyoruz yani. Yani kimse üzülmesin arkadaşlar. Shibocoin'i alıyorsak gerçekten de yani 989 bandını beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar böyle 950'ye çıkacak, o zaman böyle 989'a çıkacak. Arkadaşlar bizim yapmamız gereken tek şey şurada. Yani sadece böyle beklememiz arkadaşlar. Neyi beklememiz gerekiyor? Bakın şimdi borsaları tek tek göstereceğim arkadaşlar. Burada mesela Robinhood'a imza atabilirsin. Şu an 200 binlik bir imzaya ulaştığımız zaman Robinhood'a gireceğiz. 181 bin kişi imzalamış. Çok güzel haberlerimiz de var arkadaşlar. Bakın önemli olan şeylerin hepsini inceleyeceğiz. Bunlar gerçekten de çok önemli altın değerinde dostlarım. Neden önemli biliyor musunuz? Bakın şimdi sabreden insanlara ne olacak biliyor musunuz? Sibarium sayesinde yakım işlemleri gün geçtikçe daha devam edecek. Önümüzdeki Mart ayında 2022'de arkadaşlar bu işlemler olacak ve yürürlüğe girecek arkadaşlar. Girdiği zaman da inanın bizi neler bekleyecek. Mesela bakın ayrıntılı ve tek tek anlatayım arkadaşlar. O zamana o kadar basıldığı zaman arkadaşlar zaten 1-0'ı fazlasıyla bir şekilde atacağımıza ben inanıyorum, ama şimdi 2022'de bu işlemler olduğu zaman 2024'e kadar basılıp ve yakım işlemleri sürekli devam edecek. Zaten bir önceki videomda yakım işlemlerini anlatmıştım ya. O yakım işlemleri olduğu zaman arkadaşlar yani binlerce arkadaşlar dolar yani ime ime böyle yakım işlemi olacak. Şu an arkadaşlar bir coin aldıysak bu coin'in arzını bilmemiz gerekiyor. Ve şu an arzımız çok fazla biliyorum. Ama bu arzımızı düşürmemiz için de arkadaşlar ilk Shib'in bize yardım etmesi gerekiyor. Yani bunu aslında kendimiz yapıyoruz. Mesela böyle 50 milyonluk arkadaşlar bir ilk Shib'e sahip olduğumuz zaman 50 milyon mesela %2'si olduğu zaman arkadaşlar %1'i de mesela arzımızın düşmesine sebep oluyor. Aynı şekilde arkadaşlar bu işlemler hala otomatikman aslında yürürlüğe giriyor. Yani arkadaşlar bizim sadece yapmamız gereken şey 989 bandına kadar böyle artık Shibocoin'i böyle sürüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten de bu işlemleri yaptığımız zaman olacak. Şimdi arkadaşlar bakın isterseniz siz de arkadaşlar girin Robinhood'a, buraya girin. Aynı sayfaya yazabilirsiniz. Chang.org'da var. Buraya girip arkadaşlar imza atabilirsiniz. Gerçekten de bunları yapmamız gerekiyor. Bakın benim de elimde şu an 3 milyara yakın, hatta 2.9 3 milyara yakın arkadaşlar Shibocoin var. Yani Allah izin verirse bu işlemler olduğu zaman 3 yani 3 ay değil 2 ay kaldı. Yani o mesela stake işlemleri falan olduğu zaman bir çekiliş yapacağım. Gerçekten de hepsini çoğunu size dağıtacağım arkadaşlar. Stake ödüllerinden gelenleri size dağıtacağım. Gerçekten de çok bir şey güzel şeyler istiyorum arkadaşlar. Yani sizin böyle bir yerlere gelmenize yani benim de dahil yani Shibocoin ile ilgili böyle güzel şeyler olmasını istiyorum arkadaşlar. Her neyse bunları yapalım arkadaşlar. İmzaları da yapabiliriz. Dostlarım bakın buraya kulak verin. Bakın gerçekten de bakın bu her dediğimiz oluyor. Bakın şu çizgi arkadaşlar bizim bir destek noktamızda. En baba yani gidebileceğimiz en baba bir destek noktasıydı arkadaşlar. Tekrardan bu desteği kırıp aynı bu şekilde ilerleyeceğiz dostlarım. Çünkü bakın şurada olduğu gibi aynı şekilde burada da devam ediyor. Bakın her zaman olduğu gibi aynı şekilde devam etmesi arkadaşlar. Yani aynı şekilde aynı ilerlemesinin olacağını gösteriyor arkadaşlar. Her zaman aynı şekilde yapıyor ama bakın bu düşüşümüz arkadaşlar gerçekten de bir dominansla alakalı. Yani dominans düştüğü için bütün altcoin'lerde düşüyor. Yani şu an arkadaşlar inanın yani bekleyin. Yani güzel şeyler olacak. Mesela Robinhood'a girdiğimiz zaman Webull'a da girdi. Neden yükselmedi? Onu da açıklayayım arkadaşlar. Çünkü listelenme haberi bir test aşaması olduğu zaten söylemişti. Yani zaten gireceği belli olmuştu zaten. Ama şu an sadece arkadaşlar Robinhood'da yapmamız gerekiyor. O imzaları toplayalım. Ondan sonra yani en azından bizi 989'a götürmesi için en azından bunları yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle çok güzel bir haberimiz var arkadaşlar. Ona da geçelim ama dediğim gibi aynı şekilde böyle ilerleyecek. Shibarium Shib'i yakmaya yardımcı olacak. Yani IMO sayesinde bunlar olacak dostlarım. Yani bu nedenle listem falan da bahsedeceğiz. Onlar da bizim aslında bir altyapımıza sahip ve bizi kalkındıracak olan coinler. Hele ki Ethereum 2.0 geldiği zaman gerçekten çok güzel şeyler bekliyorum ama şuna bakalım arkadaşlar. Geliştirici neden 1 dolara ulaşacak kadar para yakmıyor dostlarım? Yani geliştiriciler parayı yakacak. Yani aşama aşama gitmiştik ya arkadaşlar, mesela aşama aşama gidiyorduk. Mesela 75 bin dolarlık yakım yapacak, 50 bin dolarlık yakım yapacak. Bunlar hemen olmayacak arkadaşlar. Eğer sabrederse gerçekten de sabreden insan mesela güzel yerlere girecek. Mesela buradan arkadaşlar 650'den alan insan yani 1000'den satan arkadaş mesela 650'den bir daha alamayacak.
düşünüyorum. Çünkü gerçekten 989'dan sonra mesela beni gördüğü zaman yani 2 trilyon, 2,5 trilyonluk bir Shiba Coin satımı var. Yani satmayan arkadaşlar gerçekten de çok bir gün güzellerle göreceğini ben kendi adıma düşünüyorum. Ama bakın Shibarium Shiba yakmaya yardımcı olacak. Shibarium piyasaya sürüldüğünde bakın dostlarım bu haber kesinlikle bir arada orantılı haber. Hepsi orantılı bir haber arkadaşlar. Bunu okuyalım, ondan sonra ona geçelim. Lütfen bunu dinleyin arkadaşlar. Shibarium piyasaya sürüldüğünde ödüllerimizi almak ve karşılığında ödeme ve onay sürecinde Shib'in bir yüzdesini yakan bone jetonlarımızı tasfiye etmek için Shib'deki gaz ücretlerini ödeyeceksiniz. Bu gerçekten de Shib arzını daha uzun vadede azaltacak. Bakın dostlarım arzını azaltmaktan bahsediyor. Bizim zaten bir coin alıyorsak arzımızı azaltmamızı gerçekten bizim için çok önemli olacak ama bone'nin basıldığında daha fazla cüzdana ulaşarak piyasada serbestçe hareket etmeye yardımcı olacak. 2024'e kadar basacak. Dolayısıyla bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu düşünüyorum. Dostlarım bakın buradan da anladığımız gibi zaten Xib'in bizim arzımızı düşürmemize Ryosin'de biz zaten yakım işlemlerinde olmasını otomatikman bizi zaten böyle iyileştiriyor gibi arkadaşlar. Zaten 989'u kırdığımız zaman 1-0 attığımız zaman hem sizi de artık mutlu edecek hem piyasaya da güven verecek. Gerçekten de bu işlemleri yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Zaten her işlemler olduğu zaman zaten güzellerlere geleceğiz. Ve sabreden insanlar bu ivmenin bu şekilde böyle devam etmesini görecekler arkadaşlar. Almayan insanlar da almamış bir şekilde görecek ama bakın bu haberle bu haber orantılı demiştik ya. Şimdi geliştirici neden 1 dolara ulaşacak kadar para yakmıyor. Aslında önemlisi de bu. Dediğimiz gibi 75 bin dolarlık yakacak. 25 bin dolarlık yakmıştı. 50 bin dolarlık ve 75 bin dolarlık yapacak ve bu yakımlar zaten sürekli devam edecek. Şimdi en önemlisi de şunu okuyalım arkadaşlar. İzin verin bunu okuyayım. Şimdi fiyatı çok sayıda ondalık basamağı dönüştüren bu kadar büyük bir madeni para arzına sahip bir madeni parayı tutmanın amacı nedir? Bu amacı herkes merak ediyor ama ne doğrultuda bunu okuyalım ve neden ona yatırım yaptınız? Hepiniz bir gün büyük bir yanık olacağını umuyor musun? Çünkü Shiba'nın 1 dolara ulaşmanızın tek yolu bu. Dostlarım hepinizin kafasında şu soru işareti varsa lütfen aydınlatmama izin verin. Kesinlikle çünkü önemli. Lütfen dostlarım dediğim gibi izin verin. Bakın bizim arzımız çok yüksek ve bu arz nasıl düşecek hemen bahsedeyim. İki tane neden var arkadaşlar. İki tane neden Xib'in arzımızı düşürdüğünü unutmayalım ve bu bir tane nedeni şunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi sürekli alım satımlar yapıldığı doğrultusunda şu an mesela sürekli 670'den 680'den 720-740'a kadar ulaşan bir Shiba Coin. Bu sürekli alım satımı yaptığı için sürekli bir ivme kazanıp ivme kaybetmiyor arkadaşlar. Aynı şekilde ilerliyor çünkü ne bir kötü haber var ne de bir iyi haber demeyeyim. İyi haberlerimiz zaten var arkadaşlar. Yani bu iyi haberler bizi nereye götürecek? 989'a tabii ki götürecek ama şimdi bu haberler doğrultusunda arkadaşlar yani 1-0'a attığımız zaman çok fazla jetonun mesela gideceğini oradan görebiliriz arkadaşlar. Oradaki insanlar mesela sattığı zaman bir daha o Shiba Coin'i alamayacaklar. Çünkü 1100-1200'e kadar çıkacak. Kendi zaten otomatikman çıkacak. Çünkü o bizim çok büyük bir direncimiz arkadaşlar. O direnci atlattığımız zaman bizim için güzel şeyler olacak. Orada zaten bir arzımız da düşecek. Yani bu insanların zaten güveni verdiği için arkadaşlar mesela ilk Shiba'yı sürekli yapacak yani orada görebiliriz arkadaşlar. Ryosuke de aynı şekilde yakım işlemini devam ettiği zaman piyasa değerinin arttığını görürüz arkadaşlar. Mesela ölü cüzdanlara mesela paralar aktarılıyor ya mesela bu işlemler olduğu zaman yakım işlemleri olduğu zaman. Yani oradan yani bizim mesela yatırımcılar arkadaşlar sizin cüzdanınızdan paralar gitmiyor. Kendi oluşturdukları bir cüzdan var ona ölü cüzdan deniliyor. Yani vefat eden bir cüzdan. Bu cüzdanlar arkadaşlar yani oradan yakım işlemi olduğu zaman kendi cüzdanlarından gidiyor. Dostlarım hiçbir zaman unutmayalım bir coin'in ne yapacağını hiç kimse bilemez. O yüzden Robinhood'a girmeyi bekleyelim. Biz en azından böyle yapalım arkadaşlar. Biliyorum iki arada bir derede olduğumuzu sürekli buradan buraya gittiğimizi biliyorum arkadaşlar ama unutmayın ki bir coin arkadaşlar her zaman bir potansiyeli olur. Neden olur arkadaşlar? Her coin'in bir beklemeye değer bir şansı var. Mesela Shiba Coin'de aynı şekilde bizim sadece yapmamız gereken şey Robinhood'u olması, diğer böyle borsalara girmemiz ve böyle güzel işlemlerin olması. Yani Shibarium gibi, Skynet gibi arkadaşlar. Bu işlemler olduğu zaman arkadaşlar en azından bir ivme kazanacağız. Nerede mesela 989'a kadar gidecek bir ivme. Yani şu an mesela arkadaşlar sürekli böyle bir giden bir bandımız var. Yani sürekli aynı şekilde incelen bir grafik var. Bu sizi üzmesin arkadaşlar. Yani tekrardan dediğim gibi o bandı görmeden arkadaşlar bizim için güzel bir şeyler olmayacak ama dediğimiz gibi Robinhood'da en azından imza toplamamız gerekiyor. Mesela 200 binlik bir imza olduğu zaman güzel bir yerlere geleceğiz. Dostlar bir önceki videoda mesela ne olmuştu? Yakım işleminden bahsetmiştik. Buna inanmayan arkadaşlar detaylıca böyle tek tek dinlesin. Çünkü yakım haberin tarihinden tek tek bahsettim arkadaşlar. Yakımı illaki olacak arkadaşlar. Çünkü yakımı olması demek yani kötü bir şey değil. Yakımı her coin yapıyor ve yani bu işlemler arkadaşlar bir de tek bir seferde yapmayacak. Zaten 25 binlik yazıyor orada. 25 binliği zaten yapmıştık. Tek tek orada incelemiştik arkadaşlar artık. Üstünü çizmiştik. Artık bizi bekleyen şey 50 bin dolarlık ve 75 bin dolarlık yakım işleminin olması ve zaten sırasıyla zaten orada bahsettim. Bu işlemlerin olması ve yakım işlemleri devam edecek olması bizim için çok güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü en azından 989 bandını kıralım. Gerçekten de o band bizim için artık çok önemli. Çünkü 1-0'da fazlaca bir Shiba Coin satılıyor arkadaşlar. Dostlarım bu dediklerimi lütfen kulak verin. Çünkü ileride göreceksiniz
bilirsiniz ki bu dediklerimin böyle hepsi gün yüzüne çıkacak. Yani almayan insanlar zaten almasın ama yani dediğim gibi böyle yani pişman bile olmasınlar. Yani bir şey demek istemiyorum ama dostlarım. İşte bazı arkadaşlar diyecek ki bu Shibocoin artık ne yapıyor? Hani ne halt yapıyor artık? O bantta mesela sürekli geziyor arkadaşlar. Sürekli mesela böyle 670-680 bandında sürekli bir destek alıyor. En azından orada destek aldığını biliyoruz arkadaşlar. Sürekli aynı ivmesi buradan çıkıp da böyle 950'ye kadar çıkması arkadaşlar. Her zaman aynı bandı inceledi. Her zaman aynı grafiği incelediğini unutmayalım arkadaşlar. Bunların hepsi o şekilde gösteriyor. Direnç bantları yani destek noktaları her zaman aynı şekilde dostlarım. Videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Hepinizi gerçekten de çok seviyorum.